Merhaba YouTube. Bugünkü konumuz en iyi akvaryum filtresi nasıl seçilir? Yine çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Eminim en iyi akvaryum filtresini seçebilmek, incelemek siz akvaristlerin çok ilgisini çeken bir konu. Bunun da sebebi elbette ki evimizin bir köşesinde beslediğimiz balıklar. Filtre kullanma zorunluluğunun sebebi en başta balıklarımızın bakım ve onları sağlıklı tutmanın yanında balıklarımızın ve akvaryum ortamında geride bıraktığı atıkların temizlenmesidir. Bu atıklar yenmeyen yemlerde dahil olmak üzere genelde aşırı yosunlaşma, akvaryuma dışarıdan gelen maddeler, çürüyen bitkiler ve diğer akvaryuma ait olmayan kir ve pisliklerdir. Bu kadar akvaryumun içinde balıklarımıza zarar verebilecek materyal varken bu akvaryumları temizlemek için ve arıtmak için piyasadaki en iyi, uygun ve en iyi filtreyi almak isteyeceğiz. Akvaryum filtresinin doğru tipini seçmek zor olabilir. Çünkü pek çok seçenek vardır. Bununla birlikte hepsi bu işi mükemmel yapamaz. Bu nedenle doğru bilgiye sahip olmamız gerekir. Bu filtre sistemini seçmeden önce bunun nasıl çalıştığını ve özelliklerini bilmemiz önemlidir. Neyse ki bu videoda akvaryum filtrelerinin farklı fonksiyonlarını, çeşitlerini, yararlarını ve mevcut üst modelleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Hangi akvaryum filtresini satın alacağız hakkında daha fazla bilgi edinmeden önce temellerden başlamak her zaman daha iyidir. Bu yüzden öncelikle bir filtrenin farklı işlevlerden bahsedeceğim. İşlevler doğru olanı seçmenize yardımcı olmak için 3 ana sınıfa ayrılmıştır. Birinci işlev biyolojik. Balıklar ozmoz sebebiyle nefes alırken solungaçlarından amonyak üretirler ve vücutlarından çıkan atığın bir parçası olan bu amonyak su tankından sık sık çıkarılmalıdır. Çünkü balıklar için oldukça zehirlidir. Filtrasyon sisteminin kullanılması balıkların vücuttaki atıklarının tanktan uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır. Bazen balıkların amonyak birikiminden öleceğini görebilirsiniz. Ancak bu kolayca önlenebilir bir işlevdir. İkinci olarak mekanik işlev. Balıklara atılan fazla yem ve akvaryumun bulunduğu ortamdaki toz parçacıkları nedeniyle bir akvaryumda kir ve pislik bulunması yaygın bir durumdur. Bu, filtrenin mekanik işlemi bu çöpü ve diğer görünür atıkları tanktan çıkarmak içindir. Su saflaştırıldıktan sonra tankta temiz, berrak su bulunur. Temiz ve iyi havalandırılmış bir tanka sahip olmak balıklarımız için sağlıklı olmanın anahtarıdır. Kimyasal fonksiyon. Akvaryum için kullandığımız su farklı kaynaklardan gelebilir. Bazı kaynaklar sert metalleri veya balık için zararlı olabilecek diğer maddeleri içerebilir. Bu tür suya sahip isek o zaman bu tür maddeleri sudan alabilen bir filtreye ihtiyacımız var demektir. Farklı türdeki filtreler kirlilikleri temizlemek için farklı yöntemlere sahiptir. Bu maddeler sudan çıkarıldıklarında balıklar gelişebilecekleri temiz su ile çevrili olacaklardır. Filtre için alışveriş yaparken piyasada birçok farklı model göreceksiniz. Bu filtrelerin hepsi farklı üreticilerdendir. Bu da seçilecek en iyi filtrenin hangisi olduğu anlamayı zorlaştırır. Bununla birlikte birazdan anlatacaklarım ışığında akvaryumunuzun ihtiyacını karşılamak için doğru filtreyi kolayca seçebilirsiniz. Önce filtre çeşitlerini tanıyalım. Birincisi iç filtre. Bu filtreler bir hastanede veya evdeki kompakt akvaryumlar için mükemmeldir. Boyutları sebebiyle iç filtre çok çeşitli akvaryumlarda kullanılmaya uygundur. Küçük olsalar bile yine de sağlam ve iyi yapılandırılmışlardır. Bütün akvaryum sakinlerinin suda herhangi bir zarar görmeden yaşamalarını olanak sağlayacaktır. İkinci olarak kum altına yerleştirilen filtreler. Bu filtreler akvaryum kumunun altındaki akvaryum tabanının altına yerleştirilir. Suyu kum boyunca hareket ettirerek yararlı bakterilerin akvaryumdaki atıkları yok ettiği biyolojik filtrasyon için koşullar yaratırlar. Bu filtre özellikle biyolojik filtrasyon için tasarlanmış olmasına rağmen bazı modellerde değiştirilebilir kartuşlarda bulunur. Bu kartuşlar kimyasal fonksiyona yardımcı olmak için karbonu aktif hale getirir. Şelale tipi filtreler.
Şelale tipi filtreler birçok akvaryumda yaygın olarak kullanılır. Kurmak nispeten kolaydır ve uzun süre dayanırlar. Biyolojik, mekanik ve kimyasal filtrasyonun en iyi performansı verdikleri ve çoğu insan onları kullanır. Kolaylık sağlamak için akvaryumun arkasına kolayca asılacak şekilde tasarlanmıştır ve birçok farklı balık hangi için kullanılabilir. Değiştirilebilir filtre kartuşları diğer tiplere kıyasla bakım yapmayı daha da kolaylaştırır. Kovalı filtreler. Kovalı filtreler ihtiyacımız olan tüm fonksiyonları bir kerede sunar. Onların mekanik, kimyasal ve biyolojik işlevleri tüm yönleriyle sunmalarından dolayı kova olarak adlandırılan gövde diğer filtre türleri için olduğundan daha büyüktür. Her bir kutu, her bir farklı filtre medya türünü tutacak şekilde kurulur ve bu tür kutulara sahip olan kova modellerinde daha fazla filtre meydana gelir. Bu tür filtre gücü ve esnekliği karşısında kurulum ve bakımı için daha fazla çaba sarf etmek de gerekmektedir. Doğru akvaryum filtresi nasıl seçilir? Şu noktalar göz önüne aldığımızda doğru kararı vermemiz, akvaryum için doğru filtreyi alabilmemiz gerekir. Öncelikle akvaryumun boyutu. Tüm filtreme sistemleri tüm tanklarda çalışmaz. Bazıları birden fazla tank boyutunu idare edebilecek kapasiteye sahiptir. Ancak bazıları sağ değildir. Üretici her zaman tavsiye edilen depo boyutunu açıklamada belirtir. Aklınızda doğru akvaryum boyutuna sahipseniz filtreyle ilgili bir karar vermek çok daha kolay olur. Filtrasyon teknolojisi. Filtreme teknolojisi bir markaya veya modele göre farklılık gösterecektir. Filtrasyon teknolojisine bağlı olarak her şirket her zaman en iyi olarak derecelendirilmek ister. Bu yüzden üretici şirketler suları filtrelemek için kullandıkları en iyi özelliklerinden birkaçını müşteriye sunar ama bazı özellikler her tür akvaryum için uygun olmayabilir. Farklı filtrasyon sistemleri hakkında bilgi edinmek için zaman ayır ve mevcut akvaryumunuz için neyin daha işe yarar olduğunu filtre için su akış oranı. Su debisi litre cinsinden ölçülür. Akvaryumunuz daha hızlı doldurabilecek bir filtre istiyorsanız satın almadan önce bu değerleri bulmak için araştırma yapın. Hangi markanın en iyi su debisini sunduğunu görmek için farklı markaları karşılaştırabilmeniz daha iyi olur. Bazı markalar diğerlerinden daha yüksek bir akış oranına sahip olacağı için rekabetçi markalar arasında akıllıca tercih yapacaksınız. Akvaryum filtreleri ve marka. Akvaryumunuz için filtreyi seçerken markalar çok önemlidir. Yukarıda belirtilenler gibi bazı markaların diğerlerinden daha sürdürülebilir olduğu bilinmektedir. Bir markadaki ürünleri kullanmak, aynı markanın diğer ürünlerinin etkili bir şekilde çalışacağını bilmenin kesin bir yoludur. Bu tür üst düzey markalar arasında Tetra Tech, Eheim ve diğerleri gibi şirketler bulunmaktadır. Bazı ürünlerini de derecelendirmeye göre sıralayarak en çok oy alan markaları web üzerinden incelemek daha kolaydır. Bu filtreler kullanıcı ihtiyacına göre test edildiği için daha doğru sonucu verecektir. Akvaryum filtrelerinin değerlendirilmesi. Herhangi bir filtre incelemesi, akvaryumunuz için ihtiyaç duyduğunuz iyi bir akvaryum filtresini tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Bazı filtre üreticileri kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayan filtre özelliklerini abartabilir. İncelemelerden filtre hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve sizin için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bu tür filtrelerin kullanıcılarından bazıları diğer kullanıcıların piyasadaki en iyi filtrelerin belirlenmesine yardımcı olacak faydalı bilgiler sunacaktır. En beğenilen mağazalardan ve inceleme sitelerindeki yorumları ürünlerle ilgili dürüst değerlendirmeleri bulmanın bir yolu olarak okuyun. Sonuç. Gördüğünüz gibi aslında birkaç şey filtrenizin nasıl çalışacağını etkiliyor. Her geçen gün yeni modeller geliyor. Bu nedenle seçeceğiniz filtre modeliniz için doğru olanı seçeceğinizden emin olun. Tasarım, ürünün akvaryumunuza sığması ve mükemmel bir uyum içinde ayarlanabilir olması çok önemlidir. Kurulum ve kurulum süreci bazen belirleyici bir faktördür. Bazen üreticilerin sağladığı kılavuzlarla bile yeni kullanıcıların filtreleri
kurup kullanması zordur. Ürün, akvaryuma kolayca sığacak şekilde tasarlandıysa ve kurulum daha kolay olmalıdır. Artık en iyi akvaryum filtre sistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunuza göre doğru olanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.